Efendim merhabalar, ben Gülay Özkan. Farklı Bakış'ın 27. bölümündeyiz. Bundan 10-20 yıl önce birileri, bakın teknoloji çok önemli olacak, ilgilenin ya da öğrenmeye çalışın demek ne demekse, bence bugün tasarım için de aynı şey geçerli. Belki 10-20 yıl değil, 5-10 yıllık bir zamanda tasarım herkesin öğrenmesi gereken en temel bilgilerden biri olacak. Geçen hafta Tallinn Estonya'nın başkenti Design for Europe, tasarım Avrupa için tasarım başlıklı bir konferansa katıldım. Bu konferans Avrupa Birliği tarafından parası verilen aynı isimli bir projenin konferansıydı. Konferansın temel amacı da bütün Avrupa'da tasarımı kullanarak ekonomilerin merkezinde inovasyonu daha güçlendirmeyi amaçlıyor ve bunun da başında İngiltere, Finlandiya, Estonya gibi ülkeleri de örnek göstererek diğer Avrupa ülkelerine gelişmesi bekleniyor. Türkiye bu konferansın bir parçası değildi. Türkiye'den ben Koç grubuna ait OPET için yaptığımız tasarım odaklı inovasyon başlıklı bir projeyle katıldım ve onu sundum. Konferansla ilgili biraz daha detaylı bilgi vermeden önce aslında tasarım neden bu kadar kritik, neden Avrupa Birliği ya da Amerika'daki birçok şirketin bu konuya önem verdiğini çok basit bir şekilde aslında anlatmak istiyorum. İsterseniz önce bir tasarımdan ne demek istiyorum, onun açayım. Tasarım en genel anlamda insan için değer üretimi olarak tanımlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu tanımda ürün, servis, grafik ya da logo gibi herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok temel bir şey. İnsan için değer üretimi. Bu da aslında herhangi bir probleme yaklaşırken, çözüm üretirken onun insan için üretildiğini ve ona yönelik bir değer üretildiğini aklımda tutmamızı baz alan bir bakış açısı olarak da aslında özetleyebilirim. Bu kadar temel bir kavram tabii ki hemen herkes için gerekli. Ancak bu birçok yerde aslında atlanabiliyor. Bir probleme nasıl olur da insan için yaklaşmayı atlayabiliyoruz diye böyle birçok örnek var. Bunlardan bir tanesi mesela ben birkaç yıl önce Antalya'da bir eğitim konferansına katılmıştım. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı, lisede dahil ilkokul, ortaokul eğitimini üzerine konuşulduğu bir konferanstı. Konferansta birçok kişi özellikle ilkokul eğitimiyle ilgili sunumlar yapıp bunun nasıl yapılması gerektiğini, öğretmenlerin nasıl olması, nasıl yetişmesi gerektiği ile ilgili birçok bilgi veriyordu. Konferansın bir parçasında çok ilginç bir video sunuldu. Çocuklara sormuşlar işte siz ne istiyorsunuz, nasıl öğretmenler istiyorsunuz ya da nasıl problemleriniz var diye. Ben bu videolardan küçük bir analiz yapıp işte çocukların en sık kullandığı kelimeleri ya da en az kullandığı kelimelerle ilgili küçük bir böyle sentez yaptım ve burada şöyle bir şey ön plana çıkıyordu. Çocuklar aslında robot öğretmenler istiyor. Tabii ki duygusal sebepleri çok farklı ama çocukların istekleri net. Ama o konferansta mesela ya da şu anda eğitimde konuşulan konularda Türkiye'de baz alacak olursak hiçbir şekilde aslında robot öğretmenler ya da robotlarla bir iletişim, çocukların böyle bir beklentisi gibi bir şey konuşulmuyor. Bu örnekte görüldüğü gibi çok temel olarak aslında birçok büyük alanda, temel alanda o vereceğimiz servisi, ürünü ya da herhangi bir alanı tüketecek insanların aslında beklentilerine bakılmıyor. İkinci bir önemli sebebi ise başarısızlık oranları çok yüksek. Bu başarısızlık oranları üzerine çok tartışmalar var ama ortalama olarak piyasaya sunulan, iş dünyasında her yeni çıkan ürün ya da servislerin %95'i başarısız oluyor. Dediğim gibi bu başarısızlık oranı ile ilgili çok spekülasyon var. Ama ikinci bir örnekte Harvard Üniversitesi'ne yapılan bir araştırmada her 4 teknoloji girişiminden 3'ünün yatırımcısına dönmediğini, başarısız olduğunu söylüyor. Yatırım başarısızlığı yine de farklı bir konu olmakla birlikte bu başarısızlıklara bakıldığında birinci derecede sebep olarak bu işleri yapan teknoloji girişimcilerinin ya da işte kurumlarda çalışan bu insanların aslında problemi anlayamadığı, insan açısından konuya bakamadığı ya da pazarları anlayamadığı ile ilgili bir veri ortaya çıkıyor. Bu
benim gibi ya da bu alanda çalışan, tasarım alanında çalışan insanlar için aslında çok net görebildiğimiz ya da anlayabildiğimiz bir konu. Çünkü şimdi bu konuda çok artık çok herkesin kullandığı bir Venn diyagramı var. Aslında onun üzerinden anlatsam daha iyi, daha kolay olacak anlatmam. Biz aldığımız eğitim ve olaya problemlere yaklaşım şeklimizde eğer teknik bir alandan geliyorsak bu alt sağ dairede görüldüğü gibi olaya teknoloji yapılı, teknoloji var mı, bu yapılabilir mi olarak yaklaşıyoruz. Ama eğer idari bir bilimlerden bir eğitimden geliyorsak da işte bu karlı mı, bu pazarlara, trendlere uyuyor mu şeklinde bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ancak sokaktaki insan açısından bunların hiçbir önemi yok. Çünkü biz bir herhangi bir şeyi alırken ya da kullanırken o bizim bir problemimizi çözüyor mu, seviyor muyuz? Kültürel kültürümüze uyuyor mu? Onu kullanırken acaba ya da tüketirken rahat hissediyor muyuz gibi çok temel sebepler var. Bu sebepleri de işte tasarım bakıyor. Ancak tasarım bilgisi şu anda sanki sadece tasarım eğitimi alanlar ya da bu konuda uzmanlaşan insanlarda olması gerektiği düşünüldüğü için eğer bu organizasyonlarda ya da bu yapılarda bir tasarımcı varsa bu konuya bakılıyor, yoksa bakılmıyor. İşte başarısızlık sebepleri de bu yüzden çok yüksek. Bu her ne kadar böyle temel olarak tabii canım bir sürü endüstri bunları biliyor, bunları uyguluyor gibi baksak da aslında durum hiç de öyle değil. Örneğin Amerika'da her yıl yaklaşık 1 trilyon parça kağıt tüketiliyor. Buna faturalar, bankaların kullandığı kağıtlar da eklenince bu oran yaklaşık 1.6 trilyona çıkıyor. Ama 1975 yılında mesela Business Week dergisinde yapılan bir öngörüde, bir yazıda artık tamamen kağıtsız ofislere, kağıtsız bir yaşama geçeceğimiz ve bu şekilde iş yapacağımız öngörülüyor. Hatta deniyor ki işte 1980'lerde kağıt kullanımı çok azalacak, 1990'larda neredeyse hiç kullanılmayacak diye. Şimdi baktığımızda durum bu değil. Yaklaşık 40-41 yıllık bir sürede, o 75'ten beri aslında kağıt ürünü kullanımının Amerika'da azalma oranı sadece %1 ve 2 oranında. Ama bu 40 yıl boyunca bir sürü teknoloji şirketi bu kağıt kullanımıyla ilgili kağıt kullanılmayacak diye teknolojiler geliştiriliyor. İşte bunlar lanse ediliyor ama hiç kimse kullanmıyor ve bu servislerin, ürünlerin birçoğu başarısız oluyor. İşte sonunda bir şirket birazcık bu konuda ayıyor ve Xerox isimli şirket. Xerox tasarım araştırmacılarının ve etnografların olduğu bir araştırma yapıyor. Ve insanlara şu soru soruluyor. Deniyor ki siz bu kağıt baskıları alıyorsunuz ama bunların %40'ı hiçbir işinize yaramıyor. Almasanız da olur. Neden alıyorsunuz bu baskıları diye. Ve insanlar çok basit bir cevap veriyor. Diyorlar ki biz kağıdı seviyoruz, kağıda dokunmayı seviyoruz diye. Bu kadar basit, yani sizin ürettiğiniz bir şeyin insanların sevip sevmeyeceğini sormayı böyle koca endüstriler, milyonlarca dolarlık yatırım yapan insanlar unutabiliyor. Çünkü dediğim gibi bu tasarım bilgisi ya da insanların bu konuyla ilgili ilişkilerine şu anda bakan bu bilgiye sahip insanlar yok. Tasarım bilgisi veya tasarımın servislere, kültürlere, organizasyonlara uygulama alanı spesifik olarak, tasarım odaklı düşünme alanı olarak isimlendiriyor. Tasarım veya tasarım odaklı düşünme alanı şu anda sanki sadece tasarım eğitimini alan insanların sahip olması gerekli bir bilgi olarak düşünülüyor. Düşünün ki bu belki 30-40 yıl önce ya da 20-30 yıl önce teknoloji için böyle düşünülüyordu. Ama bu önümüzdeki 10-20 yıllarda bu durum böyle olmayacak. Tıpkı Venn diyagramında gösterdiğim gibi nasıl birazcık paradan anlamanız gerekiyor, nasıl birazcık teknolojiden anlamanız gerekiyorsa aynı şey tasarım için de artık geçerli. Özde bu üç bilgiyi iyi harmanlayıp problemleri bunların açısından tabii ki tasarımla başlanacak şekilde bakındığı olması esas olacak. O nedenle gerek kişisel, bireysel olarak gerekse bir iş yapıyorsanız şirketlerinizde bu konuya yatırım yapmanızı çok öneririm.
işte tekrar konferansa dönecek olursam, işte Design for Europe konferansı da bunu çok önceden görmüş, bu konuda ciddi yatırım yapan İngiltere, Finlandiya ve Estonya gibi ülkeleri örnek göstererek işte başka ülkelerde de bunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Mesela Finlandiya'da şu anda tasarım ilkokul müfredatlarına girmiş durumda ve bu gibi ülkelere ben gidip geldiğimde hep Türkiye'deki bu sınırsız kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı görüp ister istemez bir karşılaştırma yapıyorum. Finlandiya yaklaşık 8-9 ay kış mevsimini yaşayan ve kaynakları, bir sürü açıdan kaynakları aslında bizim kadar bol olmayan, uzun süre işgal altında kalmış bir ülke ve bu ülke yeniden yapılanmasını ve güçlenmesini merkezine tasarım alarak yapıyor. Kendilerini bir tasarım ülkesi olarak nitelendiriyorlar ve bunu çok ciddiye alıyorlar. Aynı şekilde Estonya'da, İngiltere zaten bu konudaki en önemli başarı ülkesi. Dediğim gibi tasarım tıpkı teknoloji gibi biraz anlamamızın, biraz bilmemizin gerektiği bir konu. Türkiye'de henüz eğitim kurumları, özellikle üniversite olan kadar olan kurumlar bunun çok farkında değiller. Üniversitelerde de henüz çok başka bölümlerin müfredatına girmiş değil. Ancak İTÜ, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi gibi üniversitelerde endüstri ürünleri tasarımı ya da mimarlık gibi bölümlerde aslında bu tarz dersler var. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. İnternette bu konuyla ilgili çok bilgi var. Ayrıca Harvard Business Review'un Eylül ayındaki sayısı bu konuda iyi bir derleme yaptı. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu konuya dediğim gibi herkesten önce yatırım yapmanız, kendinizi hazırlamanızı çok tavsiye ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma lütfen abone olun. Ayrıca bu ve diğer programlarla ilgili bilgileri de web sayfam gulayozkan.com'da bulabilirsiniz. Gelecek hafta Salı yine 6'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.